Sevgili hanımlar merhaba. Ben Nilgün Başaran, 40 para eğitmeni. Bu sanata ben de sizler gibi hobi olarak başladım. Asıl mesleğim muhasebe müdürüydüm. Zaman içerisinde kendimi gelişerek 40 yama sanatının eğitimlerini vermeye başladım. Bu konuda ben de makinede teknik ve pratik yöntemle bu sanatı 40 yamayı öğretiyorum. 40 yamayla ilgili olarak hani bu bir iki cümlede de olsa bahsetmek istiyorum. Bu sanatın kökleri milattan önce 3000'li yıllara kadar dayanıyor. Karahanlı kadınlarda bohça yapımlarına rastlıyoruz kalıntılarda. Daha sonra Osmanlı'da da Selçuklulardaki geçme işi de 40 yama motifleri içeriyor. Osmanlı'da yokluk yıllarında her evde bir kırkıntı bohçası bulunurmuş. Eskiyen giysilerin nispeten yeni kalan yerleri bohçada biriktirilerek seccadeler, yorgan yüzleri yapılırmış. Geleneksel yöntem olan el çalışmasının yanında makinede teknik ve pratik yöntemle çalışıyoruz. Bizdeki adı 40 yama 40 pare hanım dilendi ve beğendi diye bu sanat geçiyor. Evrensel adı ise patchwork olarak geçiyor. Biz daha önce bu tür sergilere katıldık, patchwork sergilerine. Bunlar evet. Özellikle yurt dışında da çok büyük ilgi görüyor. Çok evet. Hani ulusal ya da dünya çapında da bununla ilgili turistik ya da kültürel anlamda ilgilenen ülkemizi ziyaret eden konuklarımız var. Peki şu anda o eskisi gibi hani annelerimizin bir seccadesi olurdu ya, böyle bir evet. Yaması olurdu ya da birkaç yaması ya da bizler bir giysiyi şöyle işte dirsekleri, dizleri belki ona yetişmiş yaştaki nesildeki evet. Öğrencileriniz de burada görüyorum. Sizler de buna yetişmişsiniz mutlaka. Bugün de hayatta pratik olarak uygulamak mümkün mü? Ya da böyle moda var yani. Moda da biraz böyle patchwork'u andıran yamalı bu tarz giysiler de dönem dönem moda oluyor ama günümüzde uygulanabilirliği nasıl hocam? Tabii ki günümüzde amaç o zaten. Şimdi 40 yama sanatı geleneksel yöntemlerle o ninelerimizin yaptığı işte parçaları elde birleştirerek yaptığı yastıklar, işte seccadeler, yorgan yüzleri. Ama bunun yaşatılması günümüzde bu şekilde değil. Artık biliyorsunuz hani insanlar çok hani zaman hızlı akıp geçiyor. İnsanların bir sürü meşguliyetleri var. O yüzden de ben kendi adıma zaman içerisinde farklı alanlara uygulayarak kendi tarzımı yarattım. Yani tamam yastık, yorgan yüzü, örtü onları dikebiliriz ama bunun dışında giysilere uygulamak nedir? Benim bir amacım da kendi kültürümüze ait el dokumalarını da günümüzde kullanarak hem bu sanatın yaşamasını ve bu sanatı yapan ustaların yaşamasını sağlamak. Bu da nedir? Üzerimde gördüğünüz bluz. Antep'in, Gaziantep'in el dokuması kutlu kumaşıdır ve bunun kollarında kullandığım bir 40 yama tekniğidir. Yani bu şekilde giysilerimizde kullanabiliyoruz. Eski kravatları kullanıyoruz biz. Aynı zamanda geri dönüşüm de yapıyoruz çalışmalarda. Benim modelistlik ve stilistlik eğitimim de olduğu için ben kıyafete çok uygulama yapabiliyorum. Yani kitap ayracından tutun da ajanda kaplamaya, bir mutfaktaki Amerikan servis, mutfak önlüğü, havlu, her türlü alanda biz 40 yama sanatını uygulayarak günümüzde daha fazla kullanılırlığını ve devamını sağlamış oluyoruz. Aslında biraz daha bunu biraz daha modernize ederek, biraz evet, daha tasarım ve stil olarak biraz daha evet. Şık hale getirerek, hani o geleneksel klasik direkt yama tekniği değil de bir ürünü başka bir ürünü, mesela bir kumaşı diyelim ki bir çantada tekrardan hayata devam ettirebiliyoruz. Evet, yani evet, bir evet. İşte kravatta örnek verdiğiniz gibi. Evet, evet. Bunu gelecek nesillere aktarmak için acaba neler yapabiliriz? Bu kurs güzel bir aktivite bunun için. Buradan gelecek nesillere de geçer mi bu güzel alet? Ya tabii ki aslında benim bir kariyer hedefim de o. Bazı üniversitelerimizde ben bunun araştırmasını da yaptım. Moda tasarım bölümlerinde 6 aylık bir sürede olsa
Kırkyama patchwork olarak okutuluyor ve bana eğitimler sırasında tez hazırlayan öğrenciler de geldi. Ama tabii ki oradaki ya benim gösterdiğim teknikler hani orada çok fazla bilinmiyor. Ben teknik üzerine çalışıyorum. Dediğim gibi evde çalışmanın ve makinede çalışmanın avantajları ve dezavantajları var. Nedir? Evde çalışırsanız küçük parçalarda istediğiniz yerde götürüp onu yapabilirsiniz seyahatlerinizde bile. Ama nedir? Daha fazla zaman ve emek harcarsınız. Makinede çalıştığınızda da emekten ve zamandan tasarruf edersiniz ama makineyi her yere götüremezsiniz. Bu şekilde yani üniversitelerde de bu şey yapılıyor, okutuluyor moda tasarım bölümlerinde. Ama dediğim gibi bu teknik ve pratik yöntemlerle pek ben rastlamadım açıkçası. Peki hocam, buradaki öğretilen konular, işte bir kumaşı kullanacağız. Kumaş bizim kullandığımız madde ya da uygulama alanımız. Herhalde bir kalıp var, kesim var, dikiş var. Bu aşamaların hepsi öğrenciler tarafından öğreniliyor. Doğru mu hocam? Tabii ki. Ütüsüne kadar yani. Evet, tabii. Ben her zaman şunu söylerim. Benim için önemli olan bir kişinin sadece öğrenmek istemesi, onun işte bir altyapısının olması nedir, dikiş bilmesi, makineyi kullanması hiç önemli değil. Önemli olan onun bu işi yapmak istemesi. Burada zaten onları hani öğretmek için bulunuyoruz. Kalıptan ziyade bizim işlerimizi yaparken kullandığımız bazı materyaller var. Bunlar bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Onları kullanıyoruz, teknikle kullanıyoruz. Yani genelde algıda şu oluyor, bir eseri gören kişi, işte biz çok kısa bir süre önce Türkan Saylan'da her şeye rağmen sanat dedik bu ortamda bir sergimiz oldu. Çok da ilgi gördü. Şimdi insanlar baktığında şöyle düşünüyor, işte bunlar küçücük parçalar, böyle işte kesilip tek tek dikilmiş, eklenmiş falan, böyle hani deyim yerindeyse deliye pösteki saydırmak gibi. Hayır, böyle değil. Ben hani bu işi bilen, tekniği bilen arkadaşlarım teknik yöntemle onların yapımını öğretiyorum. Şu anda da bununla ilgili bir aşama var mı hocam? Mesela arkadaşlarımıza gelsek, hanımefendi şu anda kumaşları mı hazırlıyor? Böyle mesela, şimdi hocam gösterirseniz ben kamerayla sizi takip edebilirim. Şöyle, biz bu ilk dersimiz, dedik ki, şimdi bir de hani bu 15 derslik bir sürede neler yapacağız? Ben ondan bahsedeyim kısaca. Hem kırkyama teknikleri, zaman zaman da ürüne yönelik işler çalışacağız. Ben hep öğrencilerime şunu söylerim. Yaptığınız bir sanatı, işi kazanca dönüştürmek. Hani ilk önce nedir? O hevesle, heyecanla önce kendinize yaparsınız. İşte aile üyelerinize yaparsınız. Ama bir noktadan sonra kısır döngüye girersiniz eğer üretip satmıyorsanız. Ama üretime geçtiğinizde bu sefer bunu daha farklı nasıl yapabilirim, kendi yorumumu nasıl katabilirim, kendinizi de geliştirmeye başlıyorsunuz. O şekilde hani programı hazırladım. Hem ürüne yönelik hem de tekniğe yönelik. Şu anda da burada biz ilk dersimizde bizim dikiş malzemelerimiz var. Makineler var hocam, değil evet, mi? Evet, malzemelerimizi koyacağımız... Bunlar şöyle, düz dikiş yapan singer makineler, doğru mu hocam? Evet, düz dikiş, dikiş yapan makineler yeterli. Peki elde de dikiş bazen kullanılıyor mu? Bazen elde de dikişi öğretiyor muyuz? Tabii, az önce bahsetmiştim. Geleneksel yöntem olan el dikişini de tabii ki gösteriyorum. Yani elde kırkyamanın yapımını da gösteriyorum. Çünkü bir yerde gelenekseli de muhafaza etmemiz gerekiyor. Hani diğer modernize ettiğimiz tarafta onu da korumamız gerekiyor. Onu da gösteriyorum el dikişini. Ama esas eğitim makinede teknik ve pratik yönteme dayalı. Mesela biz dikişlerimizi dikerken teğel kullanmıyoruz. Bizim için işte önemli olan ince ve sivri uçlu iğneler, toplu iğneleri kullanıyoruz ve bu ilk dersimizde de böyle tek bir kareden
Malzemelerimizi koyacağımız şöyle üç tane gözü olan bir, iki, bir de şu üç bir çanta yapıyoruz. Gördünüz. Bunu farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz. Dikiş malzemelerinizi koyabilirsiniz. Seyahatte kullanabilirsiniz. İşte ilaçlarınız varsa ilaçlarınızı koyabilirsiniz. Günlük. Bijuteri malzemelerinizi koyabilirsiniz. Çok amaçlı bir çanta. Çok güzel. Bir, bir örtüden daha bahsettiniz herhalde. Onda da bunun süslemeler var. Şimdi evet, çantanın yapım aşaması önce tek bir kareden demiştim. Bir hani düz kumaşı biz genelde ilk çalışmaya başladığımızda pamuklu kumaşlar kullanıyoruz. Daha kolay çalışabilmek adına. Ve pratik yöntemle ne yaptık? Tersi yüzü bir olan düz kumaşı. Kumaşın büyüklüğü 55'e 55 santim. Ama bu hani 50'ye 50 de olabilir, 45'e 45 de. Hani evinizde, elinizde kumaşınızın büyüklüğüne kadarsa sadece kare haline getirmeniz gerekiyor. Getirdikten sonra da şöyle 2,5-3 santim kadar içe kıvırıp dantelimizi yerleştirdik ve şuradan bittik. Diğer aşamaları da aşama aşama birlikte yapacağız. Biraz daha ileri demiş çantamızın. Evet, daha biraz sonra... Biraz yakından gösterir misin hocam? Onu böyle tutarsanız elinizde. Şimdi şöyle göstereyim tamam. Ben. Bu aşamaya... Pardon, orada. Tamam. Diktikten sonra, geldikten sonra şöyle katlıyorum. Bunu yaparken neye dikkat ediyorum? Şöyle şuradaki... Mektup zarfı gibi. Evet, mektup zarfı gibi olmasına ve toplu iğnelerimizi ben alayım. Bir de şöyle göstereyim. Bu herhalde başlangıçta her evet. Öğrencinin olmazsa olmazı dikiş malzemelerimiz. Malzeme çantası değil mi hocam? Evet, evet, evet. Şimdi şöyle bakın işaretledim. Ve tabii dantili diktikten sonra şu kısmı dikeceğim ama burada dikkat etmem gereken nokta nedir? Önce inelim. Alta tutturmuyorum. Dolayısıyla dikişimi yaparken de alta geçirmeyeceğim. Şu şekilde inelim. Peki oyalı olan iki katı birbirine tutturuyoruz. Evet bakın elim buradan tamam. Geçti. Alt parça tamam. Tutmadı. Ve bu şekilde şurayı, bu elimde tuttuğum ütünün ısısıyla uçan bir kalem, şurayı D şeklinde dikiyorum, şu boşluğu. Bu birinci aşama oluyor. Birinci aşamadan sonra ikinci aşama katlıyorum. Evet. Şöyle. Hemen size yardımcı evet, olacağım. Evet, evet, evet. Arkadaşlar. İkinci aşamamızda da bakın şu ikinci aşama şu kenar şurayı işaretliyorum. Evet. Dikkat etmem gereken şurayı dikmiyorum. Dantelin hemen altından başlıyorum. Dikişlerimin başlangıcında ve bitiminde sağlamlama dikişinde yapmayı unutmuyorum. İki kenarımı da diktikten sonra üçüncü aşamamız bu çantamızın tabanına bir boyut kazandırmak istiyorum ben. Bunun için de şu şekilde tutacağım. Şöyle mezuramı alıyorum. Şurada hocam. Ben de tutabilirim hocam size yardımcı olabilirim. Tabii tabii. İşin işiniz tabii. Ölçmem gerekiyor. Tabii. Şurada 5 santimi işaretliyorum. Şöyle bakın. Tamam. Tutayım hocam. Bir öğrencimiz tutsun isterseniz ya da gerek yok. Şu ben hani kalemimle dikiş izi işaret olsun gibi. Diye. Evet, şöyle iğne koyalım şuraya. Aynı işlemi bu köşeye de uyguluyorum. Bunlar herhalde çantamızın köşeleri olacak değil evet, mi? Biraz daha torba ve tabanına boyut kazandırıyorum. Evet, tabanın üç boyutlu hale gelmesi için ya da daha işlevsel kullanılabilmesi için. Evet. Şimdi şöyle
tekrar mezuramı koydum. 5 santimi. Şu iki nokta arası 5 santim. Bu şekilde. Şuraya da bir iğne koyalım. Bu Sayın hocam bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Gerçi biraz büyük bir hedef olacak belki ama. Yani bir Cemili Beşi de toplu iğne kullanıyor, kumaş kullanıyor, mezure kullanıyor. Yani aslında buradan çok değerli böyle dahiler ya da çok yetenekli öğrenciler çıkabilir mi hocam bunları uygularken? Kesinlikle. Kendisinin farkında olmayan ya da böyle bir yeteneği olduğunu evet. Burada fark eden? Bizim bir amacımız da o. Genelde bizim toplumumuzda insanlar, kadınlar diyeyim daha doğrusu, başkalarının hayatlarını yaşıyor. Nedir? İşte evindeki çocuğu, eşi, işte annesi, babası. Tabii ki bizim onlar en yakınımızda olan sevdiğimiz kişiler. Onlara zaman ayırmamız gerekiyor ama öncelikle kendimizi tanımamız ve mutlu etmemiz çok önemli. Eğer biz kendimizi mutlu edersek etrafımızdaki insanları da mutlu edebiliriz. Ben hani bu konunun üzerinde çok hani duruyorum. Genelde karşılaştığım budur. İşte herkesin bir yaşanmışlığı var. İşte farklı farklı şeylere maruz kalmışlar ve bir takım şeyleri ertelemişler. Ve ben Meyva'da bir seminer vermiştim. Hobini hayatımızdaki olumlu etkileriyle ilgili ve insanlara sordum hani hobiniz var mı? Çoğu çalıştığı için hani hobiye zaman ayırmadığımız için, çünkü bu bize çocuğumuza zaman ayırmadığımız için hani vicdan azabı gibi geliyor hobiyle ilgilenmek. Peki dedim hani çoğumuz uçağa binmişizdir. İlk önce bize bazı uyarılarda bulunuyorlar. Ne diyorlar? İşte bir tehlike anında önce oksijen maskesini kendinize, sonra çocuğunuza takın. Neden? Çünkü önce siz hayatta kalacaksınız ve çocuğunuza yardımınız dokunacak. Aynı şekilde kendi hayatımızda da kendimizi tanıyıp bu tür hobilerle uğraşmak bizi mutlu ediyor. Az önce kendimden hani örnek vereyim. Ben de bu işe hobi olarak başlamıştım ama zaman içerisinde çok sevdim ve eğitmen oldum. Öğrencilerimin arasında da öğretmen olarak yetiştirdiklerim var. Yapıp işte üretip bunları satanlar var. Tabii ki bir amacımız da o yani. Belki de çok ünlü, bölüyorum hocam ama hani ünlü bir modacı da buradan neden çıkmasın? Doğru mu hocam? Tabii ki çıkabilir. Tabii ki bu yani. Bir kreatif meselesi, bir plan, vizyon, mesela bakış açısı, geliştirme. Evet. Çünkü hiçbir şey yani her zaman hazır bulmuyoruz her şeyi. Evet. Her şey küçük basamaklarla çıkılarak gelebiliyor. Evet, her şey düşüncede ve hayal gücünde başlıyor. Önce düşünüyoruz, hayal ediyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Dediğiniz gibi hani kişi kendisini işte ben ileride modacı olacağım, bunu hani daha farklı boyutlara taşıyacağım, o düşünceyi taşıyorsa tabii ki olabilir. Belki Türkiye'de, belki de dünyada ses getirecek bir moda akımı ya da bir moda tasarımı, neden Zeytinburnu kent köşesi kadınlar meclisten çıkmasın? Tabii ki bakalım, hayat sürprizlerle dolu. Aslında burada bence çok güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi tabii ki patchwork ya da işte yama, kırk yama çok önemli. Evet. İşte dikmek çok önemli, eğitim çok önemli ama bunlardan bence daha önemlisi kişinin bir birey olduğunu kendisine hatırlatmanız. Kesinlikle. Ya da ben de bir bireyim. Yani evet. Bir kadın olabilir, erkek olabilir ya da kesinlikle. Anne olabilir, eş olabilir ya da işte neyse toplumdaki, ailedeki statüsü. Fakat her şeyden önce oksijeni kendisi soluması gerektiğini hatırlatmak. Önce kendimizi mutlu etmek. Çünkü biz kendimizi heba ya da işte feda etmişiz. Herkese adamışız. Evet. İşte çocuklar, eşler, anneler, babalar, her şey. Ama biz neredeyiz? Evet. Zaman geçiyor ya da ömür bitiyor. Bunun için de biz kendimizi ertelemişiz, bastırmışız. Bu, burası da herhalde bunun için bence güzel bir liman ya da küçük bir durak ya da küçük bir cep. Yani böyle otobanlarda girdiğimiz. Bizim kendimizi keşfetmemiz, kendimizi tanımamızı sağlayan ve bir takım farkındalık oluşturmak. O farkındalığı yaşadığımız bir yer oluyor bu tür kurslar ve eğitimler. Devam edelim hocam. Bu aşamadan sonra önlüğümüz hazır oldu diyelim. Mesela bu bir pembe önlük vardı çantamız, malzeme çantamız. Evet. Şimdi bu şey... Bundan sonraki aşamada neler yapıyorum? Evet, bu üçüncü aşamaydı. Diktiğimizi farz ediyorum ve tabii. Bunu bu şekilde çevireceğim. Şuraya.
çok çabuk toparlandı değil mi hocam? Yani evet. Şu an dikilmedi ama evet, toplu yerlere tutturulunca evet. Aşağı yukarı ürün. Evet, şimdi bir şey göstereyim. Az önce şu yan dikişi dikerken dantelin altından başlamamız gerektiğini söylemiştim. Neden? Şimdi burada ben kurdelemizi, yani şu çantamızın bir anlamda sapı dediğimiz şu kısmı oluşturacağım. Yani kurdelenin geçtiği şu tüneli oluşturabilmem için de buranın dikilmemiş olması açık gerekiyor. Olması evet. Şöyle şuradan işte 1,5 santim, 1 santimlik bir boşluk bırakıp tekrardan 1,5 santimlik şöyle çiziyorum. Ve bu çizdiklerimi de aynısını arka tarafa da uyguladığımda şu iki dikişi dikiyorum. Şu ve diğerini. Ondan sonra da kurdelelerimizi evet geçirdiğimizde evet kurdele geçirme kanalımız oluşuyor. Kurdelemizi geçiriyoruz. Daha sonra da uçlarına şöyle aksesuarlar yapıyoruz. Daha şık görünmesini sağlaması için. Bir de ucunda yine kırk yamanın jokeri olarak adlandırdığımız bir yoyo tekniği var. Bunda da hani yuvarlak daireler kesiyoruz. Mesela bir çay bardağının şeyini işte tamam, kalıp evet. olarak ağzını kullanabilirsiniz. Bunlar süsleme bölümüne evet, geçti evet, değil mi hocam? Evet, bu sizin hayal gücünüzü. Çünkü dediğim gibi işleri yaptıkça hep kendi zaman içerisinde kendi yorumunuzu katıyorsunuz, farklı şeyler düşünüyorsunuz. Aa diyorsunuz şuraya işte ne bileyim evde kalan bir düğme kutunuzda düğmeler vardır, onları dikebilirsiniz. Bu şekilde hem o malzemeleri de değerlendirmiş oluyorsunuz. Bu bir başlangıç aşamasıydı hocam. Evet. Diyelim ki malzeme çantamızı öğrencilerimiz yaptılar. Bundan sonraki aşamada hangi hedefe doğru ilerliyoruz, neler yapıyoruz? Bundan sonraki aşamamızda da yine şöyle bir dikişlerimizde yani bizim işimize kullanacağımız malzemelerimiz bir makaslık. Makaslık derken de... Biraz daha yakından gösterebilirsiniz hocam. Getireceğim şimdi size. Tamam hocam. Şöyle bir makaslık ama işlevsel bir... Pardon şöyle alalım. Şöyle makasımı koyuyorum. Kalemimi koyuyorum. Şöyle yine kalemim, teyel sökücü. Böyle bir makaslık dikeceğiz ve de iğnelerimizi, toplu iğnelerimizi ve dikiş iğnelerimizi de koyacağımız bir iğnedenlik yapacağız. İğne tutturuyoruz. Evet. Bakın mesela benim İzmit grubumdan bir öğrencim, ben bu makaslığı öğretmiştim onlara. Değil mi? Hep kendi yorumunuzu kaçmak. O öğrencim de torununa çeyiz olarak yemek masalarında çatal, bıçak ve kaşığın konulduğu işte saten kumaşta o şekilde bir aynı şeyi kullandı. Yani. Evet, farklı bir amaçla kullanmış oldu. Yani buradaki bu teknikler ya da kullandığımız malzemeleri birçok yere hayal gücümüzü kullanıp tabii ki. Çeşitli yerlerde kullanabiliyoruz. Benim amacım ve isteğim de o. Ben burada hani bir yol gösteriyorum, teknik gösteriyorum ama kişilerin de kendi yorumlarını katarak onları farklı şekilde de değerlendirip kullanabilirler. Aslında burada bir nevi buradaki çalışmayı balık tutmayı öğretiyoruz. Evet, mantığıyla evet, az önce siz yokken öğrencilerime söyledim, arkadaşlara. Şimdi yapılan işleri etraftan çok hani ilgi oluyor. Herkes şey diyor, işte hani bana bundan da yapmışsın falan. Tabii ki sevdiklerimize yapıyoruz ama bir müddet sonra başkalarına yapmaktan kendi işimizi yapamaz hale geliyoruz. O zaman ben ne diyorum? Arkadaşlar ben balık vermiyorum ama balık tutmasını öğretiyorum. Tabii. Ya da hazır evet. balık isteyenlere belki küçük bir sembolik de bir ücret. Yani tabii ki emeğinin Rabbena değil mi? Tabii ki. Yani insanlar yaptıklarını kazanca dönüştürüp onun emeğinin karşılığını vererek de satın alabilirler. O kişiyi de destekleyebilirler. Çünkü yani karşılığı ödenmeyen emeklilere ürünler belki evet. de çok değerli
değerli olmayacaktır ya da çabucak bir kenara köşe yapacaktır. Kesinlikle kıymeti olmayacaktır. Sizin, yani emeğinizin saygı ve değer bulması için aslında sembolik de olsa o insanlara da bir belki daha bir mesele olur. Yani hep bunu hazır istemek yerine gelin biz de size öğretelim. Tabii ki o motivasyon kaynağı oluyor. Evinizde küçük bir atölye olsun, bir küçük kurs alanı olsun. Hı hı. Peki hocam, burada bir öğrencimiz hocam, bir şey söylüyor. Evet. Balık tutmayı nasıl, bakın nasıl anladım. Evet, arkadaşlarımız balıkları gayet güzel tutuyorlar. Yani büyük bir balık tutmuş sanki, çok büyük. Kendilerini gerçekten tebrik ediyorum. Tamam. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu demek ki konuştuklarımız hayata geçmeye başlamış. Bu da kesinlikle, güzel değil mi? Evet, tabii ki. Sadece teorik değil, artık pratikte de uygulayabiliriz. Bence çok güzel anlatmış da o yüzden güzel olmuş. Peki, teşekkür ederim. Kaç zamandır buradasınız? Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben kaç zamandır buradayım? 25 senedir buradayım. 25 senedir buradasınız. Bu kursa ne zamandır giriyorsunuz? Yani bu patchwork ya da bu kurs. Şimdi biz az önce başladık. Bir saat falan. Evet, bir saat falan oluyor. Evet. Demek ki biz belki de yıllardır süren bir kursun yeni bir sınıfına denk geldik. Evet. İlk gün olmasına rağmen. İlk gün bakın da ilk gün. Kesinlikle öğrenciler var. Başarılı öğrenciler var. Kesinlikle, kesinlikle arkadaşlar çok güzel balık tutmasını öğrendiler. Peki hanımefendi isminiz neydi? Maya. Maya. Maya Hanım. Daha önceden böyle bir kursa katılmış mıydınız? Yok. Böyle bir... Yok. Peki, ben zaten sevgiye gittim ve aşık oldum orada. Ben sizde şunu gördüm. Benim hani kendi tespitim belki yanlış olabilir. Hani bir çocuk çok sevdiği bir yere gider ya da işte çok sevdiği bir şeyle uğraşırken çok böyle bütün dikkatini ona verir ya da etrafta olanlar onu çok fazla dikkatini dağıtmaz. Ben sizde az evvel hocam konuşurken onu gördüm. Yani yaptığınız işten çok mutlu, çok mutlu olduğunuzu gördüm. Doğru mu gördüm? Doğru gördüm. Demek ki burada olmak belki size ayrı bir mutluluk veriyor. Ya da herhalde, günlük yaşantımızdan, ailemizden kendinize vakit ayırmak herhalde en doğal hakkımız. Doğru mu? Tabii. Bu çok güzel bir şey yani. Eyvallah. Güzel bir şey. Sanat yani. Eyvallah. Hocamız da bize öğretiyor. Teşekkür ediyoruz ona. Tabii bunu biz söylemedik. Öğrencimiz kendi. Ben diyecektim ki öğrencilerden söz almak isteyen var mı? Hanımefendi bayağı hızlı davrandı. Güzel olan tarafı, ben hep söylerim, bir ekip çalışması. Tamam ben öğretiyorum ama arkadaşlar da çok güzel uyum sağladılar ve uygulamasını yapıyorlar. Yani bu bir başarı elde ediyorsak hep birlikte ekip çalışması, ben değil biz ruhuyla hareket ederek hep birlikte bu başarıyı gerçekleştireceğiz. Bugün o zaman ilk bu kursiyer grubumuzda ilk dersimiz ve malzeme çantasını yapıyoruz. Evet. Gördüğüm kadarıyla herkes çantasını hazırlıyor. Evet, evet. Hocam siz biz yokmuş gibi devam edin derse. Biz tamam. Dersi dinleyip biz de belki... Hani derler ya işte erkek olarak bu işleri çok anlamazsınız ya da işte ben de bu dersten istifade etmek istiyorum hocam. Tabii ki. Devam edin, ben de öğrenmek istiyorum. Sizlerin mesela kravatınızı görüyorum. Kullanmadığınız kravatlarınızdan da biz yelekler yapıyoruz. Yani az önce bahsetmiştim. Mesela şu üzerinde gördüğünüz, Türkçemizde bir deyim vardır. Tavşan suyunun suyu diye. Bluzumu dikerken dikiş paylarından artan o küçücük paylara ve iplik parçalarına ben şu yaka iğnemi yaptım. Bir çiçek şeklinde yaka süsü, yakayı birleştirici bir açısı var. Gerçekten çok şık. Evet. Ama hocam kravatınız çok orijinal duruyor. Evet, bu da dikiş hani, figürüm. Bir kravat sever olarak malzemelerimi koydum. Kutlu kumaşı iyi biliyorum. Biraz da Türk halk oyunlarıyla uğraştığım için o kullanılan kumaşlar gerçekten çok özel kumaşlar bahsetmiş oluyor. Antep yöresine ait. Evet. Bunları yaşatmak da bence böyle bir kravatta görmek bizim için bir zevk. Bu zevki yaşattığınız için. Teşekkür ederim hocam. Devam edelim hocam. Böyle siz biz yokmuşçasına ya da biz varsak da dersimize devam edelim sayın hocam. Tabii makineler çalışabilir. Makineler de kursun bir parçası. Evet. Şimdi biz ne gerekiyorsa burada çekeriz. Makineler de. Bundan devam edeceğiz. Şimdi çanta tabanını işaretlediğimiz yerlerden dikeceğiz. Şöyle ben malzemelerimi... Hocam bu ipten olmaz galiba değil mi? Bu evet, koton iplik kullanırsak ve şuna dikkat edelim bir de. Alt iplikle üst ipliğin cinsi aynı olsun. Aynen. Biri koton, biri işte iplikli olmasın. Yok olmasın, tamam mı? Sayın hocam, siz çalışırken araya giriyorum ama... Buyurun.
Bunlar tabii ki çok değerli. Bunlara emek sarf ediliyor. Evde de kullanılsa çok önemli. Kendimiz de kullansak. Hani bir hedef olsun dedik ya, bir hedef şu olabilir mi? Mesela kapalı çarşıda bizim bu eski halılarımız ya da o eski kilimlerden yapılan çantalarımız, onlar da aslında bir nevi bir patchwork ya da değerlendirme gibi evet. Düşünülecek olursa, bu tip ürünler de ileride satılabilecek hale getirilirse, biraz daha mesela Sivrihöy'deki tarz, biraz daha otantik kumaşlar olabilir. Evet. Dönüşmüş ürünler olabilir, kravat gibi ya da işte o yaka süsü gibi. Bunlar ileride maddi olarak bir getiri sağlasa, acaba buna daha dört elle sarılır mı hanımlar ya da bu hedef var mı? Tabii ki var ya, ben az önce de öğrencilerime şunu söylerim. Yaptığımız işi kazanca dönüştürmek. Yani tamam yapıyoruz hani kendimiz. Nereye kadar değil mi? Yap. Yani hediye et ya da sonuçlar. Evet, bizim motivasyonumuz düşer ama evet. Biz yapıp satarsak bunu kazanca dönüştürmüş oluruz. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Benim bu kendi kullandığım, yaptığım bir dikiş çantası, dikiş figürü. Fakat bu tabii biraz yapımı zor olan bir çanta. Ne kullandık hocam mesela? Hangi malzemeden arttırdık bunu? Yani şey, bunları tabii ki burada yalnız şey, hani bu dikiş çantası olduğu için kumaşı güzel bir temalı olan, işte hani bunlar biraz ithal kumaş tabii, dikiş evet, figürleri hoş, olan. Hoş kumaşlar. Evet, ve 7 tane gözü olan, biraz hani ayrıntısı olan bir çanta. İşçiliği olan, biraz da evet, yapımı zor. Evet, mesela bunu ben hani aynı zamanda kendim işte şey olarak da isteyenlere hani özel olarak bu çantaları yapıp satın. Sipariş alıp da yapabiliyorsunuz. Evet, tabii ki yani bunların arkadaşlara daha basitlerini öğreteceğim. Mesela makinede yorganlama öğreneceğiz. İşte o yorganladığımız parçaları, minik parçaları çantaya dönüştüreceğiz. Bu şekilde hani ufak ufak o adımlarla başlayarak bu şekilde onları kazanca dönüştürebiliriz. Mesela bunlar evde kullanılabilir dedik, hediye edilebilir dedik. Evet. Bir küçük bir dükkanda satılabilir, belki ortaklaşa üretilen ürünler bir küçük bir sergide, evet. Yıl sonu sergisinde mutlaka olacaktır, ben evet. Biliyorum onu. Evet. Ya da bir mağazaya, belki de kapalı çarşıya biraz daha böyle otantize edilip evet. Satılırsa belki de hanımefendiler için daha teşvik edici olacak evet. Değil mi hocam? Ben şunu bile hani hep söylüyorum, ev ekonomisine katkı olması açısından mesela işte bir yakınımıza gideceğiz, hediye götürmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz işte bir dükkandan, mağazadan para vererek bir hediye alıyoruz. Evet. Şu çantayı yaptım, arkadaşıma götüreceğim. Bunun işte örnek veriyorum, ben bunu işte 30 mesela 30 liralık bir değer biçtim. Ve diyorum ki arkadaşlara, bir kumbaranız olsun, sanki siz onu 30 lirayı mağazaya verdiniz. Kumbaraya atın. Bu bir ekonomidir. Damlaya damlaya göl olur. Evet. Tasarruf edilir. Tasarruf edilir. Bu ev ekonomisi katkıdır. Bu şekilde yapılabilir. Yani hediye edeceğiniz bir ürünü hem size ait, dışarıda çok görünmeyen, özel tasarım, el emeği olan ve de hani o kişiyi mutlu edecek bir ürün ortaya çıkartmış olur. Ve sizin evet. Kendi elinizle yapmış olduğunuz bir hediye de bence karşıdaki arkadaşlarınıza evet. Daha çok, yani parayla ölçülemeyecek daha kadar. Daha biçilmez. Değil mi? Çocuğunuz yani, size küçük bir evet. Kağıt, çiçek bile yapsa onun sizi düşünmesi evet. Hiçbir maddi ölçüsü olmayacak bir hediyedir. Çünkü burada siz bir zaman ve emek harcıyorsunuz. Nedir o kişinin üzerinde o şu etki değil mi? Arkadaşım işte beni düşünmüş, zaman ve emek harcayarak bu çantayı yapmış bana. Onun için de çok değerli oluyor. Bu da bir yine en hani küçük şeyde. Kısa zamanda hem evet. Ekonomi hem de evet. Bu işi öğrenmeye yönelik evet. Bir evet. Hedef olarak örnek evet. Gösterebiliriz. Biz de artık hani yaptığımız ürünlerle işte bir de konseptli olarak da çalışıyoruz. Yılbaşına yakın yılbaşı işte aksesuarları çalışacağız. Yani o hani herkes yılbaşında birilerine ufak ufak hediyeler veriyor. Biz de onu kendimiz gerçekleştiririz. Ve bunu öğrendikten sonra şunu da yapabilirler. Ben kendim yapıyorum.
Yılın belirli zamanları nedir? İşte anneler günü veya yılbaşı. Yaptığınız ürünleri hazırlayıp evde bir kermes yapabilirsiniz ev ortamında. Nedir? Eşinizi, dostunuzu çağırarak işte hani bir kahve içiminde. Buyurun işte ben hani eserlerim benim işte. Sanki bir çeyiz serip de evet, çağırıyormuşçasına. Bir de hani satış amaçlı oluyor. O hani gidip işte dükkanını alacağınız sizin eşiniz, dostunuz geliyor. Sizden özel olan bir parçayı alıyor. Hem hani o şey bir kazanım sağlamış olur, hem de siz emeğinizin karşılığını alarak sağlamış olur. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sizden şey aldım, çam ağacı aldım. Evet, evet. Ve o çam ağacını koydum şeye, Facebook'a. Gelinim Ukrayna'da görmüş ve demiş ki nereden aldın? Çok güzel. Fiyatı ne? Dedim aldım, sattım. Fiyatı ne? Dedi 200 lira olabilir mi? Hayır dedim. O 200 lira dedi, çok da ucuz. Diyebilir miyim fiyatı? Evet tabii ki diyebilirim. 40 liraya aldım. Maya olamaz dedi böyle şey. Ben de istiyorum. Ama bir taneydi, ben sana nasıl bir tane? Hediye edeyim mi sana? Yok. Kendi ellerine, dedim zaten kursumuz var. Dedi kendi ellerine yap yine ve ben seni 100 dolara onu alırım dedi. Demek ki böyle... Öğreneceğiz işte. Günümüzde, günümüzde sosyal medya ve bu tip... evet, tanıtım ve pazarlama araçları da kullanılırsa belki daha çabuk hedefe ulaşma şansımız olabilir hocam. Evet. Ukrayna'ya satarız mallarımızı, değil mi? Bence çok evet, çok evet, orijinal bir fikir. Hepimiz çalışırız. Buyurun efendim, buyursunlar. Şimdi biz Gümen Güven Başkanım, Sonay Başkanım bu patchwork için bize eğitim söylediğinde şey aklıma geldi. Bizim her sene geleneksel kermesimiz olur. Bütün bu eğitim olundan ya da başka yerlerden yardımsever katılımcılar olur. Katılımcılar. Tüccaciyeden giyime, ayakkabısı, yiyecek bölümü, herkes yardım eder. Katkıda bulunmuş. Benim ilk önce aklıma şey geldi. Dedim herhalde inşallah bir şeyler yapabilirsek. Tabii şu an pandemi var ama inşallah'tan geçeceğini umuyorum, bitecek bunlar. İnşallah. Yine güzel kermesimiz olacak festival tadında. O zaman diyorum böyle patchwork'ümüzü böyle kendimiz kurs gibi hepimiz bir şey yapıp el emeğimizi. Ben biraz öyle düşündüm. Aslında hiç şey düşünmedim. Kermes için. Kermes'te satarız. Burada hocam var, hocama dönmek lazım. Ne dersiniz hocam? Tabii ki, tabii işte. Yani bu şekilde adım adım bunlar böyle gelişiyor. İşte kermesler düzenleyerek hem hani sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunarak hem de kendimizi motive etme açısından ve de gösterdiğim ürünler gerçekten hani çok hani dışarıda görülen, rastlanan şeyler değil. Hani en basitinde şu bir iğne dendik. İşte çok amaçlı kullandığımız. Ama biz buraya 4 tane daha şunlardan ilave ettiğimizde bir tok elde ediyoruz. Ve bu bunun küçüklüğü veya büyüklüğü yapabiliyoruz. Takım renklerinde yaptığınızda çocuk odaları için hem bir oyuncak ve aksesuar oluyor. Yani bunlar çok amaçlı ve fonksiyonel ürünler hani birçoğu göz yaptıklarımız hani sadece bir iş için de birden fazla şey için de kullanabiliyoruz. Tabii ki kermeslerde yani bu işi ilerleterek insanlar kendilerine dükkan da açabilir. Her türlü şeyi yapabilir. Çünkü gerçekten ben 40 yamayı bir de şöyle adlandırıyorum. Şimdi hani çok bu Covid virüsü biliyorsunuz şey gündemde ve bize zarar veren virüs. Ama 40 yamaysa bizim kanımıza giren çok faydalı bir virüs. O girdikten sonra bir daha asla çıkmıyor. Evet. Ve 5 yıldır, 6 yıldır bana devam eden öğrencilerim var. Yani tabii, insanların birçoğu başladığı zaman bırakamıyor. Evet. Gerçekten ucu bucağı olmayan bir sanat diyebilirim. Nerede kalmıştık hocam? Herhalde bir evet, şimdi, çantamızın 2,5 santimlik evet, kanalını anlatalım. Evet, oluşturacağız. Bu örneklerden sonra hocam, evet, öğrencilerimiz de pür dikkat bizi beklerken. Evet, şurada, şimdi şuraya da aynı işlemi uyguluyorum. 2,5 santim. Evet, önce 1 santimi sonra da 1,5 santimi işaretliyorum. İlk günden hemen aksesuar çantamız, aile evet, çantamız ve diğer evet, İğneliğimiz evet, hemen ortaya çıkmış durumda değil mi hocam? Evet. Çok da şık, güzel, beyaz işlemeleriyle.
Mavi ve pembe kumaş renkleriyle. Bunları kendi dantellerimizi de kullanırız. Bitmişiz bu kadar. Bunlar hocam bana aslında şeyi hatırlattı. Biz küçükken Kur'an-ı Kerim öğrenmeye giderdik böyle. Hani evet. Kutsal kitabımızı koymak için bir musaflık mı derdik? Evet. Neydi ismi? Musaflık mıydı? Evet, musaflık. Branka. O. Ya da bir mesela bir okula giden, tabii okula giderken belki biraz küçük ama biraz daha büyükse belki de bir yazlık okul çantası da bir sırtlık torba tabirinde bir çanta gibi de kullanılır. Değil mi hocam? Olabilir. Ya bunu öğrendiğimiz zaman aslında onları da yapmak için bir çantası, formülü öğrenmiş oluyoruz. Evet. Aslında ya onlara yönelik daha pratik çantalarımız da var yapıyoruz. Bir de belki çocukluğunuzda hatırlar mısınız bilmiyorum. Kumbara kültürü vardı. Evet. Karşılıklarımızı orada biriktirirdik ve yılbaşına yakın bankaya götürüp hesabımıza yatırdığımızda bize bir defter kabı verirlerdi. Hesap cüzdanı gibi. Evet, aynı o kabı mesela biz kendimiz yapacağız. İşte bir Kur'an-ı Kerim'inizi, bir yemek kitabınız veya herhangi bir kitabınız varsa, ajandanız varsa onun pratik bir şekilde kaplaması da hatıra kalır. Evet. Aslında hocam şunu da ben bir yani bir hatırlatma olarak eğer kabul ederseniz çünkü bizler sosyal medyacıyız. Yani bugün size Balkanlar Kıyı ailesi olarak sevgili hanımefendi bizi davetler. Gülben Hanım sağ olsunlar. Biz de böyle bir şeye katıldığımız için çok mutlu olduk. Tabii ben bununla ilgili birçok Patchwork sergisine katılmıştım. Benim biraz böyle sevdiğim, ilgi duyduğum bir alan. Şöyle bir küçük tüyo vereyim sizlere. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli siteler var. Özellikle mesela böyle ikinci el ürünlerin alıp satıldığı. Aslında bunlar Türkiye'de de var. Mesela diyelim ki bir Letgo, ben mesela bazen kullanıyorum. Şu anda oraya bir bina yaptım mesela diyelim ki onu koydum. İşte bir araba, birkaç araba sattım orada. İşte evde kullanmadığımız mobil bir klima vardı, onu sattım. Ve çocuklarım diyor ki baba işte biz ne yapalım falan dedim. Koyun kullanmadığınız oyuncak, telefon, org ne varsa. Buradan da bunları satma şansımız var. Yani güzel pazarlar var, güzel pazarlama imkanları var. Evet. Bunları da bence takip edelim. Mesela sosyal satış siteleri ya da online satış siteleri. Çünkü pandemi var, işte virüs var ama bunlar kutularla, hijyenik bir şekilde. Ama hayat devam ediyor. Tabii hayat devam ediyor ve bir araya gelmeden ya da bir sergi belki de açılacak ama o sergiden önce de bunlar belki pazarlanabilir hocam. Bir de ben şunu da yapıyorum, sürekli ürettiğim için ve o ürünleri tabii bir yerde tutmak, hani bir iki kullanıyorsun, ondan sonra kalıyor. İkinci el olarak satabiliyorsun. İkinci el satabiliyorsun, tabii. Evet, bu arada kendimle ilgili bir bilgi vereyim, Rumeli TV deyince. Benim anne ve baba tarafım köklerimiz Rumeli'ye dayanıyor. Güzel bir tesadüf. Evet, mutlu olduk hocam. Evet.